Barış Terkoğlu İmamoğlu'nu kurtaracak bir imam diye Halil Konakçı'yı köşesine taşımış. İddiası o ki Halil Hoca Burhan İşleyen'e ahmak demiş. Kim bu Burhan İşleyen? Diyanet İşleri Başkanlığı'nda başkan yardımcısı. Ahmak adam tweet atmış geçen. İhtilaflı olduğumuz insanlarla sürtüşebiliriz. Sert konuşup da takipçi toplayabiliriz. Herifin derdi takipçi de. Benim takipçileri saymaktan uykusu kaçıyor. Barış Terkoğlu bu ifadenin Ekrem İmamoğlu'na yarayacağını ifade etmiş. O yüzden diyor ki Halil Hoca Ekrem İmamoğlu'nu kurtaracak. Barış Terkoğlu'nun dediği o konuşma gerçekleştirildikten sonra Burhan İşleyen Hoca Halil Konakçı'yı arıyor. Ya beni mi kastettin diyor. Hocam seni niye kastedin diyor. Tamamen bir tesadüf oldu. Görüştüğüm yine Halil Konakçı'nın yakın dostu, Burhan İşleyen'le dost olan bir Halil Konakçı Burhan İşleyen'e niye ahmak desin? Bir tartışma var. Bugün Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, İmamoğlu'nu kurtaracak bir imam diye Halil Konakçı'yı köşesine taşımış. Halil Konakçı bir yerde vaaz ederken, bazı ifadeler kullanmış. Kimin için? Burhan İşleyen için. Tırnak içinde söylüyorum. Burhan İşleyen için. Kim bu Burhan İşleyen? Diyanet İşleri Başkanlığı'nda başkan yardımcısı. Barış Terkoğlu'nun iddiası o ki Halil Hoca Burhan İşleyen'e ahmak demiş. Burhan İşleyen'e Halil Konakçı ahmak dediği için, Burhan İşleyen de devlet memuru olduğu için bu ifadenin Ekrem İmamoğlu'na yarayacağını ifade etmiş. O yüzden diyor ki Halil Hoca Ekrem İmamoğlu'nu kurtaracak mı? Şimdi bir takıntı var Halil Hoca'ya. Halil Konakçı Hoca'ya bir takıntı var. Yani sürekli takip halindeler. Yani adım atsa, hık dese, aha böyle yaptı derler. Ankara'da olduğunu söylüyorlar sürekli. Yani bir yerini tespit edebilseler, nerede olduğunu tespit edebilseler, evinin adresine değil, evinin numarasına kadar verip adamı hedef haline getirecekler. Bunu Barış Terkoğlu için söylemiyorum. Böyle bir kesim var. Yani Halil Konakçı'ya bilenen ve onun susmasını isteyen bir kesim var. Yani Halil Konakçı'yı yıllardır susturmaya çalışıyorlar. Kah öyle, kah böyle. Şimdi de Diyanet İşleri Başkan Yardımcısına hakaret etti diye o şekilde susturmak istiyorlar. Yani Diyanet'ten attırmak istiyorlar. Şimdi Barış Terkoğlu'nun bir yazısını getirelim bakalım. Ne yazmış? Beraber okuyalım. Ne çok günah var. Ömrün boyu kaçsan da seni gelip buluyor. Bizim İmam Efendi'ye sorarsan sana günah dediğini kendisine helal sayıyor. Dünyanın dengesi işte o an bozuluyor. İstenilen kararı vermeyince sürülen hakimi konuştuk. Üst mahkemenin nasıl ayarlandığını konuştuk. Ceza isteyen savcının siyasi ilişkilerini konuştuk. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki basın açıklamasında gündeme geldi. İmamoğlu'na ceza veren hakime verilen zırhlı aracı ve korumaları bile konuştuk. Ne kaldı derseniz? İlginç bir ayrıntı daha var. Konu ahmak biliyorsunuz. İmamoğlu o sözü Soylu'ya değil de YSK üyelerine söyledi diye mahkeme kamu görevlisine hakaretten tam 2 yıl 7 ay 15 gün hapis verdi. Üstüne de siyasi yasak getirdi. Ağzı bozuk imam diyor Halil Konakçı için. Barış Terkoğlu. Dün Halk TV'de de bu konuyu işlediler. Yargı ağır diye şikayet ediyorduk, uzun kararını hemen yazdı. Orada dikkat çeken bir kısım vardı. Ahmak sözcüğüyle ilgili içtihat bulamadık diye mahkeme, kelimenin aptal, budala ve gerizekalı anlamlarında kullanıldığını söyleyerek cezayı açıkladı. İşte burada ilginç bir detay var. Devletin tepesinde bu aralar bir içtihat rüzgarı esiyor. Zira aranan içtihatın yakında gelme ihtimali belirdi. Nasıl mı? Konuşmalarında Cumhuriyet'i hedef alarak sık sık haber olan ağzı bozuk imam Halil Konakçı'yı hatırladınız mı? Hatırlamaz mıyız? Radarınızdan hiç çıkmayan Halil Hoca.
Hani cami kürsüsünden bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi et görmekten içimiz dışımıza geldi. Dışımıza çıktı, çıkıyor artık diye kadınları hedef gösteren konakçı. Sen bir baba olarak evinin dinini, diyanetini sağlamakla mükellefsin. Ayet var. Er-ricalu kavvamune alen-nisa. Erkekler kadınlardan üstündür. Hani kadın erkek eşitliği diyorlar ya. Bu tamamen yalan. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki, Allah Kur'an'da diyor ki erkekler kadınlardan üstündür. Şimdi bunu söyleyeceğim ya ben. Yayınlayacağız biz bunu. Bak şimdi neler olacak bana. Kadınlarla erkekler ahirette eşittir. İbadette eşitiz. Cennet. İbadette bile eşit değiliz. Kadına cihat farz değil. Savaş farz değil. Bana farz. Helal rızık mükellefiyeti yok kadının. O sizin göreviniz. Adamların görevi. Ama her yerde kadın istihdamı var. Daha cazip çünkü. Araba fuarı var. Mini etekli kadın var. Araba lastiği fuarında kadın var. Kadınların şu dönem kadar suistimal edildiği bir cahiliye dönemi bile olmadı. Bunu özgürlük zannediyorlar. Özgürlük diye anlattılar. Bizim garibanlar da inanıyorlar buna. Rızık sizin göreviniz. Ha bizim üstünlüğümüz bu işte. Hizmetimiz üstün. O evin helal rızkını, dinini ben yapmak zorundayım. Kadın değil. Üstünsen üstünlüğünü yerine getir. Arkadaş, üstünüm ben kadından demek bitmiyor iş. Namazını kıldırt hanımına. Başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi. Et görmekten dişimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda, pazarda, plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları, babaları, abileri, kocaları? Geçtim helali haramı ya. Hadi buna inanmıyorum. Tamam ateistsin, netsin. İmanın zayıf. Helal haram din. Ya hiç mi kıskanmıyorsun ulan? Kızın öyle sokağa çıkarken, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor benim çocuğu görecekler diye? Benim aklım almıyor bu işi ya. Vallahi almıyor. Vallahi almıyor ya. Allah sonumuzu hayretsin ya. Tesettürünü kızının koru. Namazını koru. Çocuklarınızı, ailenizi, kendinizi ateşten koruyun beyler. Aslında kadınları koruyan bir ifade bu. Hani erkekler kadından üstündür diyerek muhafazakar kadınları bile ayağa kaldıran konakçı. Hani Cem Yılmaz'ın esprisine gülen dinden çıkmıştır diye vaaz veren konakçı. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferhat Göçer ve Muazzez Abacı'nın şarkılarını dinleyenleri bile afaroz eden konakçı. Ortalığı karıştırıyor, provokasyon yapıyor, toplumu kışkırtıyor ama kimse ona el uzatamıyor. Kendisine müstakil bir cemaat kuran, İhya Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla teşkilatlanan, hatta televizyonu bile olan Konakçı'ya bazı İslamcı gruplar destek veriyor. Konakçı'nın IŞİD'i ve El-Kaide'yi andıran tekfirci diline sahip çıkanlar yalnız değildir kampanyası düzenliyor. Öyle ki Konakçı'ya bu nasıl üslup diye karşı çıkıldığında AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci Konakçı'ya sahip çıkmış, imama yapılan tehditler, hakaretler, sövmeler ve topyekün ayaklarımızın altındadır. İmam Konakçı'nın İmamoğlu davasıyla ne ilgisi var olabilir, ne ilgisi olabilir diyebilirsin. Şöyle anlatayım. Diyanet İşleri Başkanı işte tam da bu noktayı anlatmak istiyorum. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına 5 yıl önce Burhan İşleyen atandı. İşleyen Başkan Ali Erbaş'a yakın bir isim. Diyanetteki görevi nedeniyle de doğal olarak bir kamu personeli. Diyanetten bazı isimler İmam Konakçı'nın çıkışlarını eleştiriyor. Kullanılan dilin sert olduğunu, Diyanet'in bu açıklamalar nedeniyle yıprandığını söylüyorlar. Kim söylüyor? Ben bugüne kadar Diyanet'ten Halil Konakçı'nın adını vererek böyle bir eleştiri yapan kimseyi görmedim. Duymadım, okumadım. Barış Terkoğlu, görüştüğümüz, eskiden görüştüğümüz bir isim. Hani bana bunları mesela bu videoyu da izliyorsa desin ki bak Diyanet İşleri Başkanlığı'nda şu 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 şahıslar Halil Konakçı ile ilgili benim söylediğim gibi şu ifadeleri kullanmışlar diye gönderse, ben de aydınlansam, hatta alıp burada yayınlasam beklerim yani. Yani hiç şey yok. Varsa öyle bir şey beklerim. Bana gönder Barış Terkoğlu. Kullanılan dilin sert olduğunu. Diyanet'e kullanılan dilin sert olduğunu Özgür Özel söylüyor. Diyanet'te mi çalışıyordu Özgür Özel? Hatta tehdit ediyordu.
Halil Konakçı. Ayağını denk al bak hey. Bu ülkenin kadınlarına bu sözleri söylüyor. Bu imamın o minbere çıktığı her gün, minberde tırmandığı her basamak, o kürsüyü işgal ettiği her saniye bu hakaretlere sizi ortak eder kardeşim. Ortaksınız. Bu sözleri Halil Konakçı'nın ağzından ama Diyanet İşleri Başkanı'nın sayesinde duyuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde duyuyoruz. Bu Halil Konakçı'dan bunların hesabı sorulur. Acaba Diyanet'te mi çalışıyor, çok sert konuşuyor falan filan diye. Allah Allah. İşin benzerliği. Diyanet'in bu açıklamaları nedeniyle yıprandığını söylüyorlar. Bu isimler arasında Burhan İşleyen de var. Evet, devam edelim. İşleyen geçenlerde İslam adına radikal konuşmalar yapan Konakçı'nın da aralarında olduğu hocaları eleştiren bir tweet attı. 18 Aralık tarihli mesajında şunu söyledi. İhtilafları konuşabiliriz. Hatta aynı düşünmediğimiz konularda birbirimize sert eleştiri ve ithamlarda bulunur. Takipçilerimizi de arttırabiliriz. Ama hiç tartışmalardan etkilenip hidayete erene rastladınız mı? Ya da gönüllere hitap eden güzel insanların tartıştığını gördünüz mü? Bu mesajı üstüne alınan, çok güzel bir noktaya geldik. Bu mesajı üstüne alınan Konakçı 25 Aralık'taki ilk vaazında işleyene sert bir cevap veriyor. Oturup izledim. Konakçı işleyenin attığı mesajı anlattı. Söze de şöyle girdi. Ahmak adam tweet attı geçen ulan diye hitap ettiği işleyenden kibarlıktan geberip gidecek diye söz etti. Münafık bile dedi işleyeni ağır ifadelerle yerden yere vurdu. Şey kumkumaları var. Ahmak adam tweet atmış geçen. Efendim diyor işte çok kibarlıktan geberip gidecekler. Peygambere küfrediliyor. Sapık diyor adam peygambere. Öbürü oradan Diyanete küfrediyor. Öbürü oradan bir yere küfrediyor. Bu da yazmış demiş ki ihtilaflı olduğumuz insanlarla sürtüşebiliriz. Sert konuşup da takipçi toplayabiliriz. Herifin derdi takipçi de benim takipçileri saymaktan uykusu kaçıyor. Onun yok diye. Benim öyle bir derdim yok ki ya. Ben bir Müslümanın ne kadar faydalı olabilirim diye. Sonra bir de yazmış kaba ve sert olunca insanlar hidayete erer miymiş? Gel bak ulan buradaki adamlar ne iş yapıyor? Bunların hepsi Mekke'den gelmedi, sokaktan geldi. Ya İmamoğlu içtihadı doğarsa, Konakçı'nın işleyene ahmak adam diye hitap etmesi ciddi bir yargı krizi çıkardı. Zira ahmak lafı İmamoğlu'na hapis cezası getirmişti. Şimdi bir kere dediğim gibi o videoda isim zikredilmiyor. Yani Burhan İşleyen adı hiçbir şekilde gündeme gelmiyor. Onu söyleyeyim. Şimdi diyor ki Barış Terkoğlu, İmamoğlu içtihadı doğarsa, yani bir ahmak davası daha açılırsa ve Halil Konakçı ceza yemezse o zaman İmamoğlu kurtulur diyor. Ben bu davanın da İmamoğlu ile alakalı açılan o davanın da sonucunda saçma bulduğunu söylemiştim. Yani o ayrı bir konu. Fakat yani aslında burada bir şey var. Yani bunu nasıl anlatayım? Bir beklenti bir yerlerden bir şey bulup buluşturmak ve bunu bahane olarak sunup bak gördünüz mü böyle diyor. Ben Halil Konakçı'nın kendisine ulaşamadım ama kendisini iyi bilen, iyi tanıyan yakın dostlarından birisini aradım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hocam dedim nedir buradaki durum ya? Yani Halil Konakçı dedim, niye Burhan İşleyen'e ahmak demiş. Güldü. Sen de mi haciz ışık dedi. Dedim ki ya ne demek? Dedi orada Burhan İşleyen'e hitaben bir ifadesi var mı? Yok dedim. Sosyal medya hesabından Halil Konakçı'nın böyle hani takipçi kasmak adına illa benim takipçilerim artsın diye herhangi bir gayreti var mı? Rastlamadım dedi. Peki kardeş dedi. Sen dedi zaman zaman Halil Konakçı'nın videolarını alıp kendi sayfalarında, kendi video sayfanda kullanıyor musun? Evet dedim. Peki dedi. Bilgisayarın önünde mi? Evet dedim. Aç bilgisayarı yukarıya dedi. YouTube'a gir. Girdim hocam. Gir. Yaz. Halil Konakçı de. Halil Konakçı yazdım. Enter yap dedi.
İlkokul öğrencilerine anlatır gibi bana anlattı. Enter yap dedi. Tamam yaptım hocam. Hocam diyorsam Halil Konakçı değil. Yakın dostlarından birisi. Çok yakın. Şimdi dedi Halil Konakçı'nın kaç tane videosu önüne çıktı. Şöyle bir baktım. Kendi sayfası mı başka sayfalar mı dedi. Yo dedim başka sayfalar da var dedi. Peki dedi Halil Hoca bu videolardan kazanç beklese, ya para kazanma noktasında bir eğilim olsa bu videolar bu kadar yaygın olur mu? Her yerde olur mu dedi. Sen YouTube yapan birisin dedi. Senin videoların bu şekilde her yerde yayınlanıyor mu dedi. Hayır dedim yayınlanmıyor. Çünkü biz orada sahiplik şeyini koymuşuz. Başkası alıp bizim sayfamız, kendi sayfasında yayınlayamıyor dedi. Ama Halil Hoca'nınkini yayınlıyorlar dedi. Evet dedim. İşte dedi bak. Ne ziyaretçi kasma ne de herhangi bir para kazanma noktasında böyle bir düşünce içerisinde Halil Hoca hiçbir dönemde olmadı. Şimdi başka bir ayrıntı verdi. Birkaç gün önce bu tweet atıldıktan sonra daha doğrusu Barış Terkoğlu'nun dediği o konuşma gerçekleştirildikten sonra Burhan İşleyen Hoca Halil Konakçı'yı arıyor. Ya beni mi kastettin diyor. Hocam seni niye kastedim diyor. Tamamen bir tesadüf oldu diyor. Görüştüğüm yine Halil Konakçı'nın yakın dostu Burhan İşleyen'le dost olan bir Halil Konakçı Burhan İşleyen'e niye ahmak desin dedi. Böyle bir düşünce içerisinde hiç olmadı dedi. Ve ama bir orta yerde bir tweet var. Evet o da var. Ama denk geldi diyor. Kime dedi? Burhan İşleyen'e demedi diyor. Şimdi ben daha önce bir tane Halil Konakçı'nın aleyhine konuşup bir yalan konuşuyor diyen hoca kılıkçı birisini anlatmıştım size. Halil Konakçı'ya iftira atan hoca kılıklı bir dallamayı size getirmiştim. Ekranda size göstermiştim. Hatırlayın o videoyu. Halil Konakçı bir Erman Toroğlu gibi geçmiş karşısına, ekranın karşısına. Dur diyor, oynat. Bak gördünüz mü diyor. Adam bak o kadar şey ki bariz ki bir adama öfke duyduğuna dair veya Halil Konakçı üzerinden kendi izleyicilerini, takipçilerini arttırma gayesi içerisinde oldukları o kadar belli ki yani Halil Hoca gak diyor adam yalan diyor. Halil Hoca guk diyor adam yalan diyor. Şimdi dolayısıyla yani bir beklenti hani Barış Terkoğlu detaylı bir yazı yazmış ama Halil Konakçı bana ahmak dedi diyen bir tane davacı yok orta yerde. Bülent İşleyen'le, Burhan İşleyen'le kötü haberim Barış Terkoğlu'na. Burhan İşleyen'le Halil Koca Hoca değiller, aha böyle değiller yani, kanlı bıçaklı değiller. Görüşen, istişare eden iki dost yani, onu söyleyeyim. O yüzden Barış Terkoğlu böyle bir beklenti içerisindeyse beklemesin boşuna.